Ben Kenan Sofuoğlu. Bu benim hayatım. An ultimate round of 2012 championship. Kenan Sofuoğlu from Turkey leads the championship by 38 points. S'il continue comme ça, Kenan Sofuoğlu sera le champion du monde du championnat super sport encore une fois en 2012. The new world champion is Kenan Sofuoğlu. Bu yarış Kenan Sofuoğlu'nu dünya süper spor şampiyonası tarihindeki en başarılı yarışı yapıyor. 2007 yılı şampiyonu, 2010 yılı şampiyonu ve son olarak da şimdi 2012 yılının şampiyonu, dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu. Biz Sakaryalıyız. İstanbul'a hem çok yakın hem uzak. Bazı şeyler yok. İmkan yok en önemlisi. Tutkunuzu destekleyecek çok az şey var. Ama memleketim, ailem, geçmişim. Nereye gidersem gideyim, döneceğim yer yine Sakarya. Yani evim burası. Ben Tahir Hoca'nın torunuyum. İmamdı dedem. Tanınırdı. Zaten buranın yarısını soyadı Sofuoğlu. Amcalar, dayılar ve teyzeoğulları. Motor hep hayatımdaydı. Çocukken babamın tamir ettiği motosikletleri kaçırıp buraya gelirdim. Yanımda kuzenim Yunus. Yolda olmak beni hep büyülerdi. Kalabalık bir aileyiz. Hiçbir zaman şikayetçi olmadım ama kalabalık olmanın büyük ve güzel bir şey olduğunu yalnızken, Avrupa'dayken anladım. Babam İrfan Sofuoğlu. Herkesin bildiği adıyla İrfan Usta. Varıyor çocukları olan bir babaydı babam. Aynı zamanda çok iyi ustaydı. İşini aşkla yapardı. Babamın motosiklete olan tutkusunun, bana olan sonsuz desteğinin buralara gelmemde büyük etkisi oldu. Bahattin, Sinan ve ben. İki abim de benim idolümdü. Bir yarışçı olarak onlara hep örnek aldım. İlk piste çıkışımda Sinan abim yaşadığı talihsiz bir sakatlıktan dolayı oldu. Özel izinle onun yerine piste ben çıktım. Ve o yarışı kazandım. ...2001 yılında Balkan Şampiyonası'nın Türkiye yarışında Körfez pistinde üç kardeş beraber yarıştık. Daha 17 yaşındaydım. Ancak babamın imzasıyla piste çıkabildim. Heyecanlı bir yarıştı benim için. İdolüm olan abilerimle ilk defa aynı pistteydim. İlk üçte bitirdik yarışı. Yarış çok güzeldi. Düşmeden bitirdiğim için çok memnunum. Üç kardeş birinci, ilk üçe çıktığımız için çok mutluyuz. İnşallah bir daha girse daha iyi dereceler olacak. Yaş kaç? Yaş 17. Ehliyetiniz var mı? Ehliyet alacağım daha mı? Hatta o gün annem de bizi izlemeye geldi. Başımıza bir şey gelir diye korkuyor muydu bilmiyorum ama galiba kader diye düşünüyordu. Titriyorum ama da gelmeden de olmuyor. Muhakkak gelmek istiyorum. Hiç konuşamayacağım şu an. Her zaman Bahattin'in birincilikleri Sinan'ın vardı ama ilk defa üçü birlikte. Çok çok gurur duyuyorum. Adapazarlıyız, depremde enkazdan çıktık. Günüm varsa yaşarsın, yoksa orada da ölebilirdik. Onun için o ölüm aklıma gelmiyordu. Tabii ki heyecanlanıyorum. Kadere inanmak zorundayız.
benim mesleğim bu olduğu için, benim yanımda yetiştikleri için bu işe gönül verdiler, heves verdiler. Bu işi devam ettiriyorlar. Sinan 19 yaşında, Kenan 17 yaşında. Ben 23 yaşındayım. 23 yaşında beni emekliye verecekler. Seviniyorum, onların böyle gitmesi hoşuma gidiyor. İnşallah onlar önümüzdeki yıllarda Avrupa'ya da gider, dünyaya da gider. Yarışırlar. Biz de Türkiye'deki yarışları takip ediyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonasına gitmek istiyoruz. Bunun için de tabii maddi destek lazım. Motosiklet tarihinde bugüne kadar hiçbir Türk dünya şampiyonasına katılmadı. Babamın tamirhanesi hepimizin tutkusuydu. Tamir ettiği motosikletler de hepimizin yazgısı oldu. Üçümüz de yetenekliydik, hırslıydık ve başarılıydık. Ama ailemizin gücü sadece birimize etti. Küçük olduğum için beni seçtiler. Artık kazanmaktan başka yolum yoktu. Avrupa'ya gitmemde ailemin desteği büyük. Yıllardır hayalimde olan Avrupa şampiyonlarına katılmam için babam motorlarını, abim arabasını sattı. Herkes kendi hayatının önüne benim hayallerimi koydu. 17 yaşındaydım. İlk defa yurt dışına çıkıyordum. Ve ne zaman döneceğim tamamen bana bağlıydı. Umudum, hırsım, yeteneğim vardı ama yabancı dilim yoktu. Bu her şeyi daha da zorlaştırdı. Takıma yakın olmak için yarışlara karavanla gidiyordum. İngilizcem iyi oldu, karavanda çalışarak geliştirdim. Mecburdum. Kısa sürede çok yol almam gerekiyordu. Doydum ve hayatımda ilk defa bu kadar yalnızdım. Herkes ve her şey çok uzaktı. Memleketimi, evimi, annemi özlemiştim. Bu beni daha da hırslandırdı. ...2002 yılında Yamaha Cup şampiyonasında birinci oldum. Yıllardır bu anı beklemiştim. Artık gerçekten yarıştaydım. İlk Avrupa zaferini anlayamadan Bahattin abim bir trafik kazasında kaybettim. Henüz 24 yaşındaydı. Adını kaskıma, numarasını motoruma yazdım. Artık bütün yarışlarda benimle. ...2005 yılında Superstock 1000 şampiyonasında ilk iki yarışı kazanmama rağmen antrenmanda yaptığım bir kazada bileğimi kırdım. Ve Misano'daki yarışa katılamadım. Buna rağmen son yarışa en yakın hakemin 4 puan önünde girdim. Liderdim, şampiyonluğa çok yakındım. Ama yarışın son turunun son virajında geçildim. Ve sezonu ikinci olarak tamamladım. Bu benim için başarısızlıktı. Param bitmek üzereydi. Ve ben hala büyük takımların dikkatini çekememiştim. Başarmak için çıktığım yolda yorulmuştum. Ve artık kontağı kapatmak üzereydim. İmkanlarım tükendiği bir zamanda İsviçreli bir Türk iş adamının desteğiyle dünyanın en büyük takımlarından birine girdim. Tenkate Honda. Yeni takımımla ilk başarım 2006 Dünya Süpersport Şampiyonası'ndaki üçüncülük oldu. Hızımı almıştım.
2007 yılında Dünya Süper Spor Şampiyonası'nda sezonun bitimine 3 yarış kala şampiyon oldum. Sadece İngiltere'deki yarışı bitiremedim. Ama sezonun 8 yarışında birinci oldum. En yakın rakibime 143 puan fark attım. Kırılması zor bir rekordu bu. Artık şampiyondum. Gelecekle ilgili önümde hiçbir engel yok diye düşünüyordum. Bahattin abimden sonra Sinan abimi de İzmit Körfez pistinde motosikletiyle yaptığı bir antrenman sırasında kaybettik. Daha sadece 24 yaşındaydı. Onu Bahattin abimin yanına defnettik. Sinan abimin vefatından sonra hem geçmişimin hem geleceğimin bir kısmını kaybettim. Sinan abimin adını Bahattin abimin yanına yazdım. Ailede tek yarışı ben kalmıştım. Annem artık yarışmamı istemiyordu. Üç oğlundan ikisini kaybetmiştim. Ben de ilk defa yarışırken düşmekten korkmaya başladım. 2008 yılında Superbike şampiyonasında kötü bir sezon geçirdim. Yarış hayatım düşüşteydi sanki. Peşinden eski takımım Tankaton'da 2008 Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın finalinde yarışmam için bana şans verdi. O yarışı kazandım. Yeniden güçlenmiş, cesaretlenmiştim. Ardından Red Bull bana sponsor oldu. Sen bunu yapabilirsin, ben sana inanıyorum demekti bu. İşler yoluna girmeye başlamıştı. Ben yarışmak, motosiklet üzerinde olmak zorundaydım. Çünkü motosikletin yerine koyabileceğim başka bir şey yoktu. Hala da yok. Sevdikleriniz yanınızda değilse bir şeyleri başarmak hep daha zor. Bu yüzden döndüm Sakarya'ya. Öncesinde senenin büyük bir kısmını yalnız başıma Avrupa'da geçiriyordum. Yarışlara burada ailemin, sevdiklerimin yanında hazırlanmaya karar verdim. Sakarya'da kendi antrenman pistimi yaptım ve sadece yarışlara odaklandım. Yılında Dünya Süper Spor'ta üçüncü oldum. 2010 yılı İrlandalı rakibim Levert ile kıyasıya mücadele ettiğimiz sezondu. Hatta sezon bitiminden bir yarış önce Imola pistinde son tur son virajda Levert ile çarpıştık. Pist dışına çıktık. Takım arkadaşım birinci, ben ikinci, Levert yarışı üçüncü bitirdi. Sezonun son yarışına Levert'in 16 puan önünde giriyordum. Ama şampiyonluk son yarışa kalmıştı. Yaşadığım birçok talihsiz kaza ve sakatlığa rağmen sezonun son yarışı Magny Cours'u ikinci bitirdim ve şampiyonluk tekrar geldi. İkinci şampiyonluğumdu bu. Başarılarımın bir tesadüf olmadığını herkese kanıtladım. Başspor şampiyonumuz Kenan Sofoğlu! Ve 2010 Dünya Şampiyonluğu açtık. Sırada 2011.
Şimdi farklı bir şampiyonu vereceğim. İnşallah 2011'de de yeni bir şampiyonluk için mücadele edeceğim. Ama 2011'de beni ben yapan insan babam aramızdan ayrıldı. Sırada 11 basamak. Muhteşem bir şampiyonluk zaten öneriyorum. 2011 kötü bir yıl oldu. Konsantrasyonumu kaybettim. Ve Moto2'de 17. oldum. İki sürücü de yarış dışı kaldı. Ama yılmadım. Babam da vazgeçmemi istemezdi zaten. Bu senin hayatın derdi hep. Yarışmayı seviyorsun. Vazgeçmedim. Kötü bir yıl arkamda bırakıp 2012 Dünya Süperspor Şampiyonası'na hazırlandım. Bütün bir sezon sıkıntılar yaşadım. Diz sakatlıklarıyla uğraştım. 3 kere ameliyat oldum ama yılmadım. Babamın da sözleri hiç aklımdan çıkmadı. Tekrar kazanmak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Sezonun bitimine bir yarış kala 3. kez dünya şampiyonluğumu ilan ettim. Vatanıma, Türkiye'ye tekrar şampiyon olarak döndüm. Süper Sport'ta katıldığım 68 yarışın 48'inde podyuma çıktım. 21 yarışta kimseye birinciliği kaptırmadım. Şampiyonanın gelmiş geçmiş en başarılı pilot oldum. Sofoğlu kardeşlerin çok yetenekli isimler olduğunu biliyordum tabii ama Kenan Sofoğlu'nu tanımıyordum. İlk kez sanıyorum 2005 veya 2006 yılıydı. Net olarak hatırlamamakla birlikte İstanbul Park'ta karşılaştım onunla. Bir dönem Motosiklet Federasyonu Başkanlığı da yapan Süleyman Memnun'la birlikteydi. Süleyman Memnun bana dedi ki Okay bak geleceğin en büyük Türk motorsporları sporcusu tanıştırayım seni dedi Kenan. Kenan Sofoğlu değişik mecralarda da hep ifade ettiğim gibi hatırına federasyon kurduğumuz bir sporcu. Biliyorsunuz Kenan'ın rahmetli babası ve abileri onun hepsi motosiklet işi içindeydiler ve Kenan motorla büyüdü. Motosikletin nerede nasıl tepki verdiğini, nasıl tepki vereceğini çok iyi biliyor. Yarışlarda bazen öyle yerde fren yapıyor ki, öyle yerde yatırıyor ki motoru, hani bu motor dönmez veyahut da bu şekilde dönmesi çok zor dediğiniz anda bile birazdan çıkıp avantaj sağlayabiliyor kendisine. Kenan'ın örnek gösterebilecek en önemli özelliği şartlar ne olursa olsun galibiyet için, birincilik için kürsüye çıkmak için yarışan bir sporcu olması. Çok önemli acılar yaşadı. Olmadık zamanlarda yaşadı. Ben bu yaşadığı acıları geriye bırakıp yoluna devam edebilen çok az sporcu biliyorum. Bu sporculardan birisi birincisi Kenan Sofoğlu'dur. Babasını kaybetti, iki abisini kaybetti. Hayat onun için çok çok zor bir hale geldi ama o yapması gerekeni yaptı. %100 konsantrasyonla, %100 özveriyle, çabayla çalıştı ve yeniden şampiyon oldu. Kenan, Türk motorsporları dünyasının en başarılı sporcusudur. Bunu kimse inkar edemez. Kenan Sofoğlu şampiyon olmaya alıştı, bizi de alıştırdı. Artık duramaz bundan sonra. Superbike ve MotoGP ile ondan büyük başarılar bekliyoruz ve ben de onu anlatmak istiyorum. Yarışmayı bıraktığı andan itibaren ona tek bir şey soracağım ben. Yarışmayı bir daha düşünüyor musun? Eğer düşünmüyorsa, yarışmayı bıraktıysa federasyon başkanı olmasını ondan isteyeceğim. İlk tanıdığım günkü Kenan neyse dünya şampiyonlukları elde ettikten sonraki Kenan arasındaki fark neredeyse sıfır. Kendini yaşıyor Kenan. Nişanlım Julia. Akıllı, sabırlı ve anlayışlı. Hollanda'da doğmuş. Ailesi hala orada. Motor sporlarına destek veriyorlar. Julia ile de 2010'da bir yarışta tanıştık. Şimdi Julia'nın okulu olmadığı ve yarışmadığım zamanlarda buradayız. Sevdiğim herkesin bir arada olması benim için çok değerli.
Yarın motorlarla piste çıktığınızda derecelerinizin gelişmesini görmek istiyorum. Birden hızlı derece bu, ondan sonra başlamak yok. Planlarım var. Türkiye'deki gelecek vadeden motor sporcularına destek olmak istiyorum. Bunun için de kendi memleketimde, yani başladığım yerde, Sakarya'dayım. Uzun senelerdir bana destek olan sponsorum Red Bull ile birlikte geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz. Yetenekli olan gençlere akıl hocalığı yapıp tecrübelerimi paylaşıyorum. Benden önde olsunlar, kırdığım rekorları kırsınlar istiyorum. O zaman başarmak benim için daha anlamlı olacak. Asla durmadım. Başarıya hazırlıklı olanların ulaştığını gördüm. Motosiklette yarışırken teksiniz ama yanınızda hep birileri var. Eli omzunuzda olan birileri. Geçmişinize dokunan birileri. Sizden sonra başarınızı devam ettireceğine inandığınız birileri. Daima yanınızda olan birileri. Varlığıyla güç veren birileri. Şimdi yeni sezon için ilk günkü heyecanla yola çıkıyorum. Arkamda bıraktığım kimse yok. Çünkü ailem, Sakarya ve tüm Türkiye yanımda. Biliyorum. Dünya Süper Spor Şampiyonası'nın ilk yarış haftasına başlayacak. Philip Island'dayız. Gözler kırmızı ışıklarda. 5 kırmızı yandı ve sönmesine yarış başlıyor. Çok iyi bir start aldı Kenan Sofuoğlu. Rakibinin şu an arkasında. Atak deneyecek mi? İlk viraj çok önemli. Hemen bakıyoruz. İlk virajda geç fren yaptı. Geç fren yaptı. Rakibini geçti ve liderliği alıyor Kenan Sofuoğlu. Ben Kenan Sofuoğlu. Ben başardım. Şimdi sıra sizde.